Evet sevgili gençler, işte geldik buradayız. Biz hız problemlerinde ustayız diyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. 16. sorumuzdaydık, hatırlayın. Evet, şimdi bu sorumuzda bize ne diyor? Diyor ki çevresi 800 metre ve merkezi O noktası olan dairesel bir pist üzerindeki A ve B noktalarından hızları sırasıyla dakikada 30 metre, 60 metre olan iki hareketli şekildeki yönlerde aynı anda hareket ediyorlar gördüğünüz gibi. Buna göre hareketliler ilk defa kaç dakika sonra yan yana gelirler? Bakın aynı yönde hareket, doğru mu? Bu ne? Çevreni 800. Bakın burası sonuçta 4'te 1 olan yer, 90 derecelik olan yer. Yani 800'ü 4'e bölün. Kaç yapar burası? 200 gelir. Bakın burası da 600 gelir. Hızlı olan yavaş olana yetişir. Yavaş olan hızlı olana yetişemez. O zaman 60'la giden 30'la gidene yetişmesi lazım. Yani nereye alacak? Şuradaki aradaki mesafeyi alması lazım yetişmesi için. Aynı yönde hareket ne olacaktır o zaman? Aralarındaki mesafe 600 ve ne oluyor? Hızlar farkı 60-30 çarpı t diyorduk yakalaması için. 600 eşittir 30 çarpı t dersem t nedir? Tabii ki de 20 dakika sonra ne oluyormuş? İlk defa yan yana giriyorlar. Yani hızlı olan yavaş olanı yakalamış oluyor. Geldik 17'ye. Şimdi burada da bize diyor ki A ve C kentlerinden aynı anda hareket eden iki hareketli birbirine doğru hareket ettiklerinde B kentinde, aynı yönde hareket ettiklerinde ise D kentinde yan yana geliyorlar. Bakın şimdi bunlar birbirine doğru geldiğinde B'de yan yana geliyormuş, yani karşılaşıyor. Bu tarafa aynı yönde gittiğinde D'de yan yana geliyorlar. O zaman bakalım. Şimdi AB neymiş? 40. BC ne? 20. Bakın OD ne, burası X. Şimdi yorumlayalım. Hani yorum yapın. Şimdi bu 40 geldiğinde bu da 20 geliyor. O zaman ben bunların hızıyla ilgili yorum yapabilir miyim? Yaparım. Demek ki bunun hızı 2V dersem, bakın bu 40 geliyor, bu 20 geliyor. Ya da bunun hızına 40V'de, atıyorum bunun hızına 20V'de. Çünkü aynı anda geldiği için. Yani bu 2 kat yol alıyor, doğru mu? O zaman burası ne? V'dir. Şimdi şöyle düşünelim bunu. Bakın burada A'dan giden araç var. B'den, C'den giden bir araç var. Aradaki mesafeni 60. Bu 2V ile gidiyor. Bu da bu tarafa V ile gittiğinde arada X var ve D de yan yana geliyor. Aynı anda yan yana geliyor. Hop, bu buradan buraya gitti. Aldığı yol ne? X artı 60. Yol eşittir hız çarpı zaman. Geldim bu tarafa. Bak bu da buradan buraya geldi. Yol X eşittir ne? Hız çarpı zaman. Benden istenen ne? X. O zaman ne olacak? Her tarafı şöyle oranlarsam VT VT gitti. İçler dışlar yapıyorum. 2X eşittir X artı 60. X de ne gelir? Tabii ki de 60 geliyor. İşte bizden istenen bu. Zor değil. Gözünüzde büyütmeyin bu konuyu. Yapmanız gereken tek şey yol eşittir hız çarpı zaman. Bunu doğru yorumlamamız lazım. Birazcık da pratik yaparsak olayı patates ederiz, merak etmeyin. Geldik şimdi 18'e. Evet, hep gördüğümüz şehirler arası yollarda hani tabelalar var ya, onunla ilgili bir soru. Bakın bize ne diyor? Doğrusal bir yol üzerinde sırasıyla A, B ve C şehirleri bulunmaktadır. A şehrinden C şehrine doğru sabit hızla harekete başlayan bir araç harekete başladıktan bir saat sonra B ve C. Hemen yazıyorum. Bakın şimdi ben şöyle gidiyorum buradan. Ne varmış? A varmış değil mi? Sırasıyla bakın şöyle B şehri diyelim. C şehri var. Bir de şurada C şehri var. Değil mi? Şimdi diyor ki doğrusal bir yol üzerinde ben başlamışım. A'dan C'ye doğru sabit hızla harekete başlıyorum. Harekete başladıktan bir saat sonra B ve C şehirlerine olan uzaklıkları gösteren şekildeki neyi görmüş? Tabelayı görmüş. Bakın geldim, şurada bir tabela var, doğru mu? Yani burada bir yerde ne yaptım? Bu tabelayı gördüm. Şimdi diyor ki tabelada bir saat sonra bunu gördüm. Bakın dikkat, bir saat sonra ben buraya geldim. Şimdi diyor ki bana burada B'ye olan uzaklığın 270'tir diyor. Yani burası 270 kilometreymiş B'ye olan uzaklığım.
C'ye olan uzaklığında neymiş? Buradan x kilometreymiş, değil mi? Yani C daha ileride, x kilometre. Tamam. Şimdi B ve C şehirlerini tamam göstermiş. Tabelanın bulunduğu yerden 3 saat sonra ise B şehrine ulaşıyor. Bakın ben şimdi buradan sonra, hani buradayım. Hızım V olsun, ben 3 saat sonra buraya geliyorum. O zaman şunu yazabilir miyim? 270 eşittir diyorum. Yol eşittir. Hız çarpı zaman, 3 saat sonra buradan buraya geliyor muyum? 3 saat sonra B'ye geliyorum. Demek ki o zaman V ne? Eşittir 90. Şimdi dikkat, hızını buldum. Aracın hızı 90. Peki ben buradan buraya kaç saatte gelmiştim? 1 saat sonra bu noktaya gelmedim mi? Yani ben 90'la yola çıktım. 1 saat sonra buraya gelirsem ne olur? Demek ki o zaman A ile B arasını buldum. 360 kilometreymiş. Şimdi daha sonra bana ne diyor? Diyor ki A ile C şehirler arasındaki uzaklık 500 kilometre olduğuna göre. E şimdi bakın 270, 90'dan oldu 360. 500 o zaman burası nedir? Tabii ki de 140'tır. Şimdi bana sorulan ne? X'i soruyor. Peki X ne? X şu değil mi? İşte buradaki mesafe. Yani burası X. C'ye olan uzaklık. Yani X eşittir 270 artı 140, o da ne oluyor? Tabii ki de 410 olmuş oluyor. Cevap nedir? D seçeneği, zor değil. Sadece dikkat etmem gerekiyor. Ben buradan buraya 1 saatte geldim. Bakın B'ye olan uzaklığım 270. Tabelada öyle söylüyor. Ve ben B'ye 3 saatte geliyorum. Yani burası 3 saat. Peki 3 saatte 270 gidiyorsam saatte ne olur? 90 kilometre hıza giderim. Yani benim hızım 90. E 90'la başladım. 1 saat sonra buraya gelmiştim. Nerede diyordu? Aha işte burada diyordu. Demek ki o zaman burası da ne? 90. Tamamı 500'dü. Buraya ne kalır? B ile C arası ne? 140. Ama bana şunu soruyor. Tabeladan C'ye olan uzaklığım X. 270 artı 140, 410 olmuş oluyor. Geldik şimdi 19. Aman Allah'ım Tanrım, dikkat yakar. Şimdi burada ne diyor bakalım? Diyor ki hepimizin başına gelen olay aslında. Sabit bir hıza yürüyen İrem evden okula giderken yolun 2/3'ünü yürüdüğünde matematik defterini yanına almadığını fark ediyor. Siz olsanız devam edersiniz değil mi? Şimdi burada ne olmuş? Bak İrem, matematiğe önem veren İrem, iyi dinle burayı. Eğer devam ederse dersin başlamasından 5 dakika önce eve dönerek defterini alıp tekrar yola çıkarsa dersin başlamasından 5 dakika sonra okula varacağına göre ev ile okul arasını kaç dakikada almaktadır diyor. Şimdi o zaman hadi bakalım olayı bir yaşayalım. Olay şu. Ben evden çıktım, tamam mı? Yürüyorum sabit bir hızla. Nereye gideceğim? Okula gideceğim. Şimdi yolun 2/3'ünü yürüdükten sonra ne yapıyorum? Aman Allah'ım diyorum, matematik defterim yanımda yok. Ne yapıyorum? Hemen başlıyorum yine aynı sabit hızla geriye dönüp yürümeye. Şimdi olayı yaşadık değil mi? O zaman yolum ne benim? Bakın yolum 2/3 dediği için, bunu yola 2/3 dediği için burası da olsun 3x olsun. Yani kesir problemlerinde bunu anlattım. 3x. Şimdi 2/3'üne geldim. Yani ben şurada bir yerdeyim. Öyle düşünün. Yani o zaman burası 2x. Burası ne? X olsun. Şimdi burada bir karar vermem lazım. Diyorum ki burada kararım şu. Eğer ki ben buradan devam edersem 5 dakika önce okulda olacağım. Geri dönersem de ne olacak? Defterimi alıp okula gidersem 5 dakika sonra gideceğim. Şimdi ben İrem'im, benim hızım V. Şimdi normalde ben buradan buraya o zaman ne yapıyorum? Okula normal tıngır tıngır yürüyorum, geliyorum. Bakın 3x diyorum, yol eşittir hız çarpı zaman. V çarpı, mesela okula ben eğer bu şekilde gidersem ne yapıyordum? 5 dakika önce gidiyorum. Yani T eksi 5 sürede gidiyorum, doğru mu? O zaman 3x eşittir diyorum. V çarpı T eksi 5. Tamam, bunu yazdım. Şimdi ben yolun tam burasındayım. Ve baktım defter yok. Eyvah dedim. Ne yapacağım? Önce bak buraya geldim. Hareketi izleyin şimdi. Daha sonra geri döneceğim. Evet. Sonra hop, okula gideceğim. Doğru mu? Peki aldığım yol ne o zaman bu durumda? Bak ben buradan buraya gelmiştim. Zaman kaybettim. Yani 2x artı. Şimdi dönüyorum. Ne oldu? 2x artı hop bu sefer gidiyorum. Yani tamamını bir daha alıyorum.
3x eşittir diyorum. Hızım yine aynı ve ama zaman ne oldu? T dakikada buradan buraya gidecektim. Hani 5 dakika sonra gitmişim ya. 5 dakika sonra ne yapıyorum? Okulda oluyorum. O zaman burası ne? T artı 5 oluyor. Değil mi? Bakıyorum herhangi bir problem var mı diye. Yok, herhangi bir problem yok. Evin içindeki zaman kayıpları önemsenmeyecek. Yani orada oyalandım falan, onlar yok. Şimdi neye bakalım? Benim burada bulmam gereken ya x'i bulacağım ya da t'yi bulacağım. Haydi bakalım. Şimdi bunları oranlasam. Dedim ya, oranlıyoruz. Aa bak, v'ler gitti. Şimdi burası neydi? 7x'ti. X'ler de gitti. 3 bölü 7 eşittir. T eksi 5 bölü t artı 5. Bak, içler dışlar çarpım yapıyorum. 3t artı 15 eşittir 7t eksi 35. At bunu buraya. At bunu buraya. Ne oldu? 50 eşittir 4t oldu. Şöyle 4t. Yani t eşittir kaç geliyor? 25, 12,5 geliyor. Bakın t 12,5. Şimdi bana neyi soruyor? Diyor ki burada ev ile okul arasını kaç dakikada almaktadır diyor. Yani bakıyorum ev ile okul arasını kaç dakikada alıyor normal şartlarda? Ev ile okul arasını kaç dakikada alıyordu? Normal gittiği zaman fark etmiyor ki. Ne oluyor? T eksi 5 dakikada almıyor mu? T eksi 5 dakikada almadı mı? Bak buradan buraya ne kadar sürede geldi? O ev ile okul arası T eksi 5 dakika değil mi? E T'yi ben de buldum. 12,5, yani 12,5 eksi 5 o da nedir? Tabii ki de 7,5 dakikada alıyormuş. Cevap nedir? Tabii ki de C seçeneği olmuş oluyor. Geldik şimdi 20. sorumuza. Bakın burada da bize diyor ki şekildeki A ve B noktalarından birbirine doğru hareket eden iki araç 8 dakika sonra karşılaşıyorlar. Birbirine doğru geliyor. Bak tam ortadan ayrılmış, doğru mu? Tamam. Birbirine doğru geliyor. Ben buraya mesela X diyeyim. E burası da X'tir. Şimdi birbirine doğru geliyor. Ben bunların hızlarını biliyor muyum? Bilmiyorum. Mesela ben buna V1 diyeyim. Burada V2 diyeyim. Neydi birbirine doğru geldiği zaman? X eşittir V1 artı V2 çarpı T. Yani 8 dakika. Peki bunlar ne yapıyormuş? Şekildeki gibi aynı yönde hareket ederlerse, bak aynı yönde hareket ederlerse, yani bu tarafa doğru gidiyor, bu da böyle gidiyor. Yine aralarındaki mesafe ne? X değil mi? Değil mi? E sonuçta yine X, yani X eşittir diyorum. Bu bunu yakalayacak ya da hızlı olan yavaş olanı yakalayacak, fark etmez. Diyelim bu hızlı, önemli değil ki. Yani yine X olmuş öyle aralarındaki mesafe. Ve diyorum ki V1 eksi V2 diyorum çarpı ne oluyor? 12 dakika sonra yetişir. Neyi soruyor bize? Hızlar oranı. E tamam, buldum. Bakın buradan ne geliyor? Şunları oranlayın. İster oranlayın, isterseniz eşitleyin, yani aynı şey. 8 çarpı V1 artı V2 eşittir 12 çarpı V1 eksi V2 olduğu için direkt dağıtıyorum. 8 V1, 8 V2, bir daha sadeleştirip de zaman kaybetmeyin, dağıtın. 12 V1 eksi 12 V2. Hop bunu buraya, hop bunu buraya attım. 20 tane V1 eşittir 4 tane V2 dersem, değil mi? Evet, bakıyorum. V2 eşittir 5 tane V1. Yani hızlar oranında oluyor 5'tir ya da 1 bölü 5'tir. Bunun anlamı değil mi? Bir diğerinin 5 katı olmuş oluyor. 5 ya da 1 bölü 5 gelmiş oluyor. Geldik şimdi 21'e. Aman Allah'ım Tanrım, yine kızartan sorulardan, el değmiyor, yakar. Kafamın içi alev alev. Şimdi diyor ki burada hızlar oranı 3 bölü 4 olan A ve B araçları. Tamam, 3 bölü 4, birinin 3V, diğeri 4V diyebiliriz. Dairesel bir pistin başlangıç noktasından aynı anda aynı yöne doğru sabit hızlar harekete başlamıştır. Olayı yaşayın. Şimdi burada bir dairesel pistim var. Bakın ne oluyormuş? Bunlar bir noktadan şuradan başlıyorlar ve diyor ki A ve B araçları. Biri neymiş? A, bakın hızlar oranı 3 bölü 4 olan A ve B araçları dairesel pistin başlangıç noktasından aynı yönde gidiyor. Bir süre sonra her iki araç yine başlangıç noktasına gelmiş. Bu süre içinde A aracı B aracından 4 tur fazla atmış. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? A ve B'nin hızlarını söyleyin desem, demek ki A daha hızlı 4V, B nedir o zaman? 3V. Çünkü hızlar oranı 3 bölü 4 ya, böyle yazdım. Şimdi bana diyor ki biri diğerinden 4 tur fazla atıyor. Bakın 4 tur, yani
O zaman bu diyelim x tur atsın. Yavaş olan. Hızlı olan ne olur o zaman? X artı 4 tur atar. Öyle değil mi? Değil mi? Bunu söylüyor zaten. Ve diyor ki bu iki araç toplam 210 kilometre yol almıştır. Toplam 210 kilometre alıyor. Şimdi bunu nasıl düşüneceğim? Diyeceğim ki burada 210 kilometre yol aldıysa, yani burada kendi sonuçta tur da bunun bir çevresi var, öyle değil mi? Yani bunun sonuçta bir çevresi olacak. Hadi bakalım bununla ilgili bir yazalım. Yani bunun çevre, bakın çevre eşittir y olsun. Yani ben buradan buraya bir tur attığımda y kadar yol alıyorum. Tamam, şimdi bunu nasıl yazacağım? Aynı anda biz başlıyoruz. Aradan belli bir zaman geçiyor. Ve tekrar bu noktadan geçiyoruz. O zaman bu x artı 4 tur attı, bu da ne oldu? X tur attı. Şimdi ne kadar süre sonra olsun bilmiyorum. T süre sonra olsun bu. Diyorum ki burada A'nın aldığı yol, bakın o sürede A'nın aldığı yolu bana yazın desem. Nedir? X artı 4 tur atmış. Ve her turda y kadar gitmiyor mu? Bakın A'nın aldığı yol o zaman y çarpı x artı 4 eşittir diyorum. Hızı 4 ve bu zaman T'de gerçekleşsin. Peki B aracının aldığı yol ne? Yine her turda y kadar geliyor. Ne oldu? Y çarpı x diyorum. O da ne? 3V çarpı T. Benden istenen ne? Pistin uzunluğu, yani y'yi soruyor. O zaman ben herhangi birine ne yapmam lazım? Ulaşmam lazım. İster burada, bak buraya yerine yaz. Yani VT gördüğün yere yaz ya da istiyorsan bunları hemen oranla. VT'ler gitti, y'ler gitti. İçler dışlar çarpım yapıyorum. 3x artı 12 eşittir 4x oldu. Ve x buradan ne geldi? X eşittir 12. X'i buldun mu? X'i buldum. Tamam, artık şunu biliyorum. Bu 12 tur atmış, bu 16 tur atmış. Şimdi y'yi bulalım. Bakın x'in ben ne olduğunu biliyorum. 12 olduğunu biliyorum. Her iki denklemde de istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Burada şöyle düşüneceğim. Şunu vermişti bana. 210 kilometre yol almıştı değil mi? Tamam, yol da yazalım. Şimdi bu ne yaptı? 12 tur attı. Bu da 16 tur attı mı? Toplam attığı tur ne? Yazıyorum. Bakın 12. Bu da ne? 16 tur. Her turda y kadar yol alıyor ya. Aldığı yol ne o zaman? Yolu da yazalım. Şimdi tekrardan 12 tur attı. 12 çarpı y. 12y. Artı 16 tur attı. 16y. Toplam yol neymiş? 210 kilometre yol almış. Eşittir 210. Yani buradan ne geldi? 28y eşittir 210 dersem. Haydi bakalım bunu da sadeleştirelim. Neye böleceğim? Önce 7'ye böl 30. 7'ye böl 4. Y ne geldi? 30 böl 4 15. 15'in yarısı ne? Tabii ki de 7,5 olmuş oluyor. Zaten neyi soruyor? İşte bana bunu soruyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir soru. Hep yaptığım şey ne? Bakın yol eşittir hız çarpı zaman. Sadece burada birkaç denkleme dikkat edeceksiniz. Yapmanız gereken bu. Tamam mıdır? Bakın burada tekrar söylüyorum. 4 ve 3 ve ne dedik? Aldığı her bir çevre y olsun. Bu x tur atıyor, bu x artı tur at. X artı 4 atıyor. 4 tur fazlaymış. Ve yazıyorum A'nın aldığı yol. Y çarpı x artı 4 eşittir 4 vt. Geliyorum B'ye, y çarpı x diyorum. Çünkü x tur atmıştı. 3 vt. X'i buldum 12. 12 tur attı, 16 tur attı. Toplamda kaç tur attılar bunlar? 28 tur. Yani 28 defa çevreyi dolandılar. 28y 210 sa y nedir? OY, yani 7,5 olmuş oluyor. E seçeneği oluyor. Geldik şimdi 22'ye. Burada da bize diyor ki bir motosiklet ile otomobil doğrusal bir pistin başlangıç noktasından aynı anda aynı yönde yarışa başlayıp sabit hızlarla hareket ederek yarışı tamamlıyor. Hemen olayı canlandırın. Bak bu doğrusal bir pist var. Değil mi? Doğrusal bir pist var. Tamam. Aynı anda aynı yönde bunlar başlıyorlar. Motosiklet ile otomobil. Ve ne oluyorlar? Bunlar sabit hızla hareket ederek yarışı tamamlamıştır. Tamam. Yani adam bırakmamış. Kaza yapmamış. Yarışı bitirmiş. İkisi de. Diyor ki yarışın burada başlangıç noktasından 300 metre olan uzaklıkta, yani 300 metre uzaklıkta olan A noktasından otomobil geçtikten 5 saniye sonra bu noktadan motosiklet geçmiştir.
motosiklet A noktasından geçtiğinde otomobilin yarışın bitim noktasına olan uzaklığı 300 metredir. Yani şöyle. Şimdi biz şöyle düşünelim. Otomobil ve motosiklet yarışa başladı. Bunlar biri A noktasından geçiyor. Şurası A noktası olsun. Ve bu neymiş? Başlangıç noktasına. Bakın başlangıç noktasına. Bu da ne olsun? Bitiş noktası. B var mı? Yok. Değil mi? Bitiş. Şurada bitiş noktası olsun. Tamam mı? Şimdi diyor ki başlangıç noktasına 300 metre uzaklıkta, bakın 300 metre olan uzaklıkta olan neymiş? A noktasından otomobil geçtikten 5 saniye sonra. Tamam, bunlar yarışa başladı. Şimdi normalde otomobil ve motosiklet başladı. Buradan ne yapıyor? 5 saniye sonra otomobil ilerliyor. Daha sonra motosiklet geçecek 5 saniye sonra. Diyelim atıyorum şurası. Bakın 5 saniye sonra buradan buraya 5 saniye sonra 5 saniye otomobil buradan böyle gidiyor. Motosiklet de ne yapıyor? Buradan geçiyor. A noktasından geçiyor. Hızını biliyor muyum? Bilmiyorum. Devam ediyorum. Diyor ki motosiklet A noktasından geçtiğinde otomobilin yarışın bitiş noktasına olan uzaklığı 300. Yani burası neymiş? Bu da 300'müş. Olayı anladık mı? İkisi aynı anda başladı. Daha sonra A noktası bakın buradan ne yaptı? A noktasından geçtikten 5 saniye sonra otomobil ne oluyor? Motosiklet A noktasından geçiyor. Ve bu noktanın bitiş noktasına olan uzaklığı otomobilin yani 300 olduğunu söylüyor. Ve bakıyorum bu yarışı otomobil 15 saniyede tamamlandığına göre ne yapıyormuş? Motosiklet kaç saniye sonra tamamlamıştır? Şimdi bana neyi vermiş? Toplam süreyi vermiş. O zaman ben şunu söyleyeyim. Bakın otomobilin hızını biliyor muyum? Bilmiyorum. İstiyorsanız otomobilin hızına ne diyelim? V diyelim ya da O diyelim. Fark etmez. Yani ben buna V diyorum. Toplam süresi kimin biliniyor? Otomobilin kaç saniyede tamamladığı biliniyor. O zaman yazalım. Neydi? Yol bölü hız eşittir süreydi. Doğru mu? Zamandı. Bunu kullanın dedim. Bak bu çok önemli. Şimdi diyorum ki size otomobilin aldığı yolları bana söyleyin desem. 300 aldı. 300 bölü hızı neydi? V'ydi. O zaman burada geçen zaman ne? 300 bölü V. Artı. Peki bu arada ne kadar zaman geçti diyorum. Zaten bana söyledi. 5 saniye. Söylüyor çünkü. 5 saniye sonra diyor. Değil mi? 5 saniye artı. Peki burada geçen zaman ne? Yol ne? 300. Hız ne? V. Peki bu neymiş? Toplam ne kadar sürmüş? 15 saniye. O zaman ben otomobilin hızını buldum. Bakın 300 600 bölü V eşittir 10 dersem V ne geldi? 60. Yani otomobil 60'la gidiyor. Bakın bunu yazayım hemen. Otomobil 60'la gidiyor. Süper. Şimdi bana neyi soruyor? Diyor ki motosiklet diyor kaç saniyede tamamlamıştır. O zaman ben şunu bulacağım. Demek ki ben motosikletin burada hızını bulmam lazım ki daha sonra süresini bulayım. Tamam bakalım. Burası neydi? 60. Bakın 5 oldu. Bunlar aynı anda başladı. O zaman size soruyorum. Diyorum ki 300 metreyi bakın 300 metreyi buradaki otomobil kaç saniyede gelmiş oldu? 300 metreyi zaten geldiği yer belli doğru mu? Yani şuradan başladım ben. Bakın 60'la geliyorum. Şöyle 60'la geliyorum. Ben buradan buraya 5 saniye 5 saniye 5 saniye diye gitmişim. Benim toplam yolum belli mi? Belli. Başka bana ne vermiş burada? Herhangi hani vermiş olduğu var mı başka bir şey? Yok. Sadece şunu bileceğim. Diyorum ki bu buradan buraya geldiğinde yani normalde otomobil buradaydı ya. Otomobil buradan buraya 5 saniyede geldiğinde motosiklet 300 alıyor. Doğru mu? O zaman kaç saniyede gerçekleşmiş bu olay? 5 saniyede gerçekleşmiş. Bakın bu 5 saniyede buraya gelirken dikkat edin. Ne oluyor? Hani A noktasına gelecek. A noktasından sonra 5 saniye daha geçecek. A noktasına buradan buraya kaç saniyede geliyor? 5 saniyede geliyor. Bakın şimdi otomobil buradan buraya şuraya geldiğinde kaç saniye geçti? 10 saniye geçti. 10 saniyede ne oldu? Motosiklet buradan A noktasına geldi. Dikkat edin. Bak tekrar söylüyorum. Şimdi burada otomobil buradan buraya 5 saniyede geldi mi? Geldi. Peki buradan buraya A noktasına kaç saniyede geldi? 10 saniyede geldi. Ve o zaman motosiklet de buradan buraya geliyor. A noktasına geliyor. O zaman diyorum ki motosikletin aldığı yol 300. Peki hızına da diyorum ki M. Peki kaç saniyede geldi buraya? Toplam 10 saniyede geldi.
İşte motosikletin hızından olduğu eşittir 30 olmuş oldu. Bakın motosikletin hızını buldum. Benden istenen ne? Diyor ki motosiklet burayı diyor kaç saniyede tamamlar? Peki motosiklet ne kadar yol alacak? Sonuçta burası da 300 olduğu için 300, 600, 900. Bakın 900 eşittir 30 çarpı T'den T eşittir kaç oluyor? Tabii ki de kaç oldu? 30 olmuş oldu. Zaten hızından da anlarsınız. Bu 30 bu 60'sa 2 katı sürede yol almış olacak. Yani cevap nedir? C seçeneği. Bakın tekrar söylüyorum. Şimdi normalde şöyle. Bunlar buradan başlıyorlar. A noktasına geliyor. A noktasından 5 saniye sonra otomobil buraya geldiğinde ne oluyor? Motosiklet buraya geliyor. Şimdi burada nasıl bir olay kurdum? Diyor ki şurayı da vermiş, burası da 300 diyor. Şimdi bu yolu toplam otomobil kaç saniyede almış? 15 saniyede. Yol bölü hız dedim. Artı 5 saniye. Yol bölü hız 15. V ne geldi? 60. Tamam burada neyi buldum ben? Otomobilin hızını buldum. Yani 60'mış. Peki şimdi motosikletle alakası ne? Diyorum ki otomobil buradan buraya kaç saniyede geldi? 5 saniyede geldi. 5 saniyede buradan buraya geldi mi? 10 saniye. Şimdi 10 saniye sonra ne oldu? İşte motosiklet buradan buraya geldi. A noktasına geldi. 10 saniyede motosiklet 300 kilometre yol aldı. Öyle değil mi? 300 metre ya da kilometre neyse artık. Burada öyle mi söylüyor? Bakıyorum. Evet 300 metre. 300 metre yol aldı. 10 saniyede. 300 m çarpı 10 m ne geldi? 30. Yani motosikletin hızı 30'muş. Peki aldığı yol ne? 300, 300. Burası ne? 5 saniye otomobil. 300. Yani 900. 900 metreyi kaç saniyede alır? 900 eşittir 30 çarpı T'den T'ne geliyor. 30 birazcık daha böyle artık ne yapıyorum? Zorlamaya başladım ki değişik güzel sorular çözmeye çalışalım ki olaya hakim olalım. Şimdi geldik 23'e. Bakın burada da bize diyor ki 240 metrelik bir koşuda 3 farklı yarışçı aynı anda aynı noktadan kendi içlerinde hızları sabit olacak şekilde yarışa başlıyor. Birinci koşucu ikinci koşucunun 40 metre, üçüncü koşucunun 50 metre önünde yarışı bitiriyor. Hemen olaya başlıyorum. Şimdi ben 240 metrelik bir koşuya başladım. 3 kişiyiz, 3 farklı yarışçı. Ve diyor ki bize birinci koşucu ikinci koşucunun 40 metre önünde. Yani bu bitirdi. Burada ne var? İkinci var. Burada da üçüncü var. Nasıl oluyormuş? Birinci, ikincinin 40 metre önünde yazıyorum 40. Birinci, üçüncünün 50 metre önünde. O zaman burada ne var? 10 var. Bunun tamamı 240'tı. 50 o zaman burası ne oldu? 190 oldu. Değil mi? Tamam. Neyi soruyor bana? Diyor ki buna göre ikinci koşucu, üçüncü koşucunun kaç metre önünde yarışı bitirir? Bakın şimdi. Normalde 3 kişi buradan başladık. Bakıyorum olay ikinci ile üçüncü arasında. İkinci koşucu bu kadar mesafede üçüncüye ne kadar fark atmış? 190 atmış. O zaman koşulan yol, bakın koşulan yol ve fark diyerek düşünebiliriz. Tamam mıdır? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz üçümüz de başladık. Ben diyorum ki sabit hızda koşuyoruz ya. Sabit hızda koştuğumuz için problem yok. 200 kilometrede, 200 metrede, bakın 200 metrede ne yaptık? İkinci, üçüncüye 10 fark attı. Doğru mu? 200 metrede 10 fark attı. Peki şimdi ikinci ne kadarlık yani toplam koşacağı yol ne? Şöyle söylüyorum buradan buraya. 200'de 10 fark atarsa 240'da ne kadar fark atar diyebilirim. Zaten bana onu sormuyor mu? İkinci koşucu, üçüncü koşucu kaç metre önde yarışı bitirir? Yani hızla bir alakası yok. Her soru hız olmak zorunda değil. Hızdan da çözebilirim ama gerek yok diyorum. Bakın burada 200'de ben 10 fark atmışım. Pistin tamamında ne kadar fark atarım? E buradan da ne gelir o zaman? Hemen işlemimizi yapalım. Bakın bunlar gitti. Sadeleştirdim. 2x eşittir 24. X ne geliyor? Tabii ki de 12 olmuş oluyor. Yani 12'lik fark atmış oluyorum. Cevap nedir? Tabii ki de B seçeneğidir. Geldik 24. Evet. Yine dikkat. Dikkat yakar. Bak yakar. Basit bir soru. Şimdi yakar soruları zor demek değil arkadaşlar. Bakın zor değil. Sadece dikkat etmeniz gereken yerler var. Onları kaçırırsanız problem yaşarsınız. Şimdi sorumuz şu. Bir yarısı ince, diğer yarısı kalın olan, uzun ince bir yoldayım dedikleri yol işte bu. Ne oluyormuş? 40 metre uzunluğundaki bir ip her iki ucundan aynı anda yakılıyor. Şimdi
40 metrelik bir ipimiz var. Yarısı uzun, yarısı ince. O zaman hemen yazıyorum. Demek ki 20 metreye 20 metre. Tamam, değil mi? Yazdım. Ateşin ilerleme hızı ipin ince tarafından saniyede 2 metre, kalın tarafında ise 1 metre. Yani normalde yaktım, saniyede 2 metre gidiyor. Burada ise saniyede ne oluyor? 1 metre gidiyor. Değil mi? Hangisi önce yanar? Tabii ki ince olan önce yanar. Değil mi? Orası biter. Şimdi diyor ki, buna göre neyi soruyor? İpin tamamını yanması kaç saniye sürer? Önce burada ince olan yer yanacak. Ne kadar? Aynı bunu yol bölü hız diye düşünün. Tamam mı? Hız. Yani T dediğim süre ne olur? 20 bölü 2 o da eşittir 10 saniye. Şimdi 10 saniyede ne oldu biliyor musunuz? Bu taraf yani şurası yandı bitti. Tamam 10 saniye ama burada da ateş ilerliyor. 10 saniyede yani buradaki ateş nereye geldi? 1 gidiyordu o zaman 10'u gitti. Bak 10 yandı. Ne oldu şimdi ne kaldı artık benim elimde? Benim elimde şöyle bir şey kaldı. Artık kalın tarafa geldi ateş. 1 gidiyor. E bu da buradan buraya geliyor 1 geliyor. Aradaki mesafem artık ne? 10 değil mi? Kalan 10. İpin şöyle düşünün. Bir tarafında bir gelen var, bir de bu tarafında bir gelen var ve ipin uzunluğu 10. Ne olacak burada geçen süre? T eşittir 10 bölü birbirine doğru gelmiyor mu? Yani 2, 1 artı 1'den geliyor bu 2. 1, 1, 2, bu da ne? 5 saniye. E tamam, toplam kaç saniyede yandı bu ip? O da eşittir 15 saniye, yani E seçeneği olmuş oluyor. Geldik 25. sorumuza. Şimdi burada da bize diyor ki, bir araç A kentinden B kentine doğru gidecektir. Araç A kentinden B kentine doğru saatte 50 km hızla giderse varması gereken süreden 10 dakika sonra. Şimdi biz ne yapıyoruz? Hemen başlıyorum. A'dan ne oluyor? B'ye doğru. Lanet olsun A kentinden hep B kentine doğru giden bir araç var değil mi? Her sorumuzda. Şu kente bir gidemedik. Şimdi A'dan başlıyorum B'ye gideceğim. Diyor ki bana eğer diyor 50 kilometre hızla giderse diyor saatte varması gereken süreden 10 dakika sonra aslında buna benzer bir soru çözdüm. Hani şu şey gibi düşün eve geliyordu dönüyordu defterini alıp geri gidiyordu ya o soruya da benziyor. Şimdi ben 50 ile gittiğimde ne yapıyorum? 10 dakika sonra gidiyorum. O zaman T artı 10 diyebilir miyim? Değil mi? Tamam. Saatte 60 km hıza giderse varması gereken süreden 20 dakika önce B kentine varıyor. Yani burada o zaman şöyle oluyor ikinci durumda. Eğer ki ben neyle gidiyorum? 60 ile gidiyorum. Diyelim ben buradan 60 ile gidersem o zaman buradan buraya ne yapıyorum? Varması gereken süreden 20 dakika önce. Yani T eksi 20. Şimdi şuna bakalım. Tamam bunlar dakika da bu ne? Kilometre. Saatte kilometre değil mi? Hızın birine birimine kilometre bölü saat. Şimdi yazıyorum. Buradaki yol aynı değil mi? Yol AB yolu. Başlayalım. AB yolundan hemen AB bölü ne olacak? 60 ile gidersem T eksi 20 bu neydi? Dakika. Bak dikkat. Bu dakika bu kilometre bölü saat. Olur mu? Ne yapacağım? Hemen 60'a böleceğim. Geldim alt taraftan yazıyorum. Yolum ne AB? Hızım ne 50? Peki zaman ne? T artı 10 dakikaydı. 60'a biliyorum ki ne yapayım? Hemen bunu saate çevireyim. Çünkü birimlere dikkat. Neyi soruyor? Zaten bunu soruyor. Tamam hemen burada da işlemimizi yapalım. Bir yere eksiyle çarpalım. Mesela ben bunu eksiyle çarpayım. Çarpayım gitti. Doğru mu? Hani T'ler gitsin. Uğraşmayın. Sadeleştirmeyin. Bakın AB bölü 50. Eksi. AB bölü 60 eşittir. Eksi t artı t paydalar eşit olduğu için yok oldu. 30 bölü 60 oldu. Şimdi sadeleştirme yapabilirsin. Yani sıfırları at gitsin. Buraya 6 yaz. Buraya da 5 yaz. Kaç oldu? 6 AB bit. 5 tane AB. AB bölü kaç oldu? 30 bölü. Buradan da geliyor. 30 bölü 6. O da bakın burası 5 oldu. Ve AB eşittir 150 kilometre geliyor. Bakın 150 kilometre cevap nedir? B seçeneği olmuş oluyor. Geldik şimdi ortalama hız. Bakın ortalama hız. Ortalama hız değil. Ortalama hız. Şimdi mantık burada ne? Şöyle düşüneceksiniz. Bir aracın gittiği toplam yolun
toplam zamanla oranla adı üstünde ortalama demek bu demek değil miydi? Yani diyelim bir araç bir yolda gidiyorsa siz ne yaparsınız? Toplam yolu ne yapacaksınız? Toplam zamana böldüğünüzde o zaman ortalama hızını bulursunuz. Çünkü yol eşittir hız çarpı zamansa hız nedir? Yol bölü zamandır. Mantık bu. Şimdi burada şuna dikkat. Eğer ki bir araç aynı yolu, bakın aynı yolu, yani A'dan B'ye V1 kilometre saat hızla gidiyor ve B'den A'ya V2 kilometre saat hızla gidiyor. A, yani aynı yolu gidiyor geliyor. Eşit uzunlukta yolu gidiyor geliyor. O zaman özel bir formül var ortalama hızla ilgili. 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2 olarak da bunu kullanabiliriz. Mantığı da buradan geliyor. Yani bunu bilmesen de şunu bilmen senin için soruyu çözmek için yeterli olacaktır. Şimdi bakalım. 26. sorumuzda bize diyor ki bir araç A kentinden B kentine saatte 60 kilometre hızla gidip B kentten A kentine 140 kilometre hızla geri dönüyor. Bakın ben yine başlıyorum. A'dan B'ye neyle gidiyorum? 60'la gidiyorum. Dönerken 140'la geri dönüyorum. Neyi soruyor? Ortalama hızı. Neydi ortalama hız? Eğer ki gittiğim yol ve geldiğim yol aynı yolsa 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü bakın V1 artı V2 idi. Yani 2 çarpı 60 çarpı 140 bölü 200 geliyor. Buradan da işlemi yapalım. Haydi bakalım. Ne olacaktır? 2 tane 0 gitti. Bunlar da gitti. 24 cevap ne? Ortalama hız yani 84 B seçeneği oluyor. Dikkat. Tamam mı? Mantık bu. Peki. Haydi bakalım 27. sorumuzda bize ne diyor? Bir hareketli diyor. Yolun yarısını saatte 60 kilometre hızla. Kalan yolun 3'te 1'ini 10 kilometre hızla. Ve geriye kalan yolu 40 kilometre hızla gidiyor. Bu hareketin saatteki ortalama hızı kaçtır? Bak şimdi. Bak yazıyorum. Şimdi yarı var, 3'te 1 var. O zaman ben yarıya bir 3 diyeyim. Bak yarım var. Şöyle 1 bölü 2. 3'te 1 var değil mi? O zaman paydaları çarp. 6x. Yolun tamamı 6x olsun. Şimdi bu yarısı. Geriye kalan, hani sonuçta yarının 3'te 1'i. Bak burayı da burası x, burası da 2x. Şöyle 3'te 1 dediği x, geri kalan bu. Şimdi buradan buraya neyle geliyor? 60'la geliyor. Buradan buraya neyle gidiyor? 10'la gidiyor. Ve geriye kalan yolda 40'la gidiyor. Neyi soruyor bana? Diyor ki ortalama hız. Neydi ortalama hız? Bak V ortalama diyorum. Toplam yol bölü toplam zaman. Değil mi? Toplam yol bölü toplam zaman. E şimdi bakalım. Diyorum ki toplam yolun belli zaten yazıyorum. 6x. Peki hadi bakalım zamanı söyleyin. Yol bölü hız eşittir neydi zaman? 3x yol. Hız ne? 60. Bak 3x bölü 60 burada geçen zaman. Geldim şimdi burada geçen zaman ne? X bölü 10 ve burada geçen zaman ne? 2x bölü 40. Değil mi? Bakın bu şurası 40. Şimdi haydi bakalım x'lerle işin var mı? Yok ki x'leri atın gitsin. Şimdi sadeleştirelim. Başlayalım sadeleştirmeye. Ne oluyor bakıyorum. 60'a mı götürsem diye. Evet şurası 2. Şu x'leri bir atın gitsin. Bunlarla işim yok. Evet burası 20 oldu. Sadeleştirdim. 20 oldu. Bakın x bölü 20, x bölü 20. Yani ya daha doğrusu 1 bölü 20, 1 bölü 20. Ne oldu? Ve şurayı da istiyorsanız 2 yapın böyle. 6 bölü 2, 3, 4. 4 bölü 20. Çevir. 6 çarpı 20 bölü 4 oldu. Hadi bakalım son şöyle başlıyorum sadeleştirmeye 5. 6 çarpı 5 o da nedir? Tabii ki de 30 ortalama hızı ne oluyor? 30 olmuş oluyor. Mantık bu. Ve geldik nehir rüzgar problemleri. Bakın nehir rüzgar problemleri nedir? Buradaki mantık şu. Yani kendinizi denizde düşüneceksiniz. Yazın denize gittik. Ne yapıyoruz? Akıntıyla aynı yönde. Ne yaparsınız o zaman? Kulaç attığında akıntı seni sürükler. Yani burada şu var. Dışarıdan bir etki var. Ya da şöyle düşün. Yani bindim yürüyen merdivene. Ben yürüyorum. Bir de ne yapıyor? Merdiven de beni çıkartıyor. Öyle değil mi? Yani orada hem benim hızım var bir de dışarıdan bir hız var. Ama ters binersen ne oluyor? Seni geriye doğru çekiyor. Mantık bu. Demek ki o zaman burada şöyle bir şey var. Akıntı ile motor aynı yöndeyse hızları ne yapacaksın? Toplayacaksın. Yani akıntınız artı motorunuzu aldığın yol x eşittir. İşte atıyorum hız çarpı zaman diyeceksin. Eğer ki sen bak akıntı böyle motor böyle geliyor. Kim daha hızlıysa o diğerini yener.
Motor bu tarafa geliyorsa motorunuzu eksi akıntınızı çarpı zaman yine ne? X diyorsun. Yol eşittir hız çarpı zaman. Başka bir formül yok. Aklından çıkar. Hep yorumla, ezberleme sakın. Bak matematikte ezber işe yaramaz. Nereden geldiğini, nasıl olduğunu her şeyini anlatıyorum ispatıyla ki öğrenin. Şimdi bakalım. Diyor ki bize bir nehirde diyor akıntı yönünde 54 kilometre uzaklıkta bir noktaya bak akıntı yönünde. Şimdi ben buradan başlıyorum. Şöyle akıntı yönünde değil mi? 54 kilometre uzaklıktaki bir noktaya 6 saatte giden bir kayık bu noktadan geriye 18 saatte dönüyor. Şimdi bakın akıntının saatte hızını soruyor. Tamam bakıyorum evet nehirde akıntı yönünde 54 kilometre şu akıntı olsun bu da ne olsun kayık değil mi? Şimdi o zaman şöyle diyeceğim. Ben bu yönde gidiyorum. Ne kadar sürede gidiyorum? 6 saatte gidiyorum. Bakın buradan buraya 6 saat. Peki dönerken ne oluyor? Onu da yazayım. Dönerken de 18 saatte geliyorum. Bakın artık kayık şöyle geliyor. Bu şöyle kayık. Hop buradan buraya 18 saat. Doğru mu? Şimdi 54 kilometre uzaklıktaki bir yere gidiyorum. Haydi bakalım yazalım. Şimdi burada ne olacak? 54 diyorum. Eşittir. Burada akıntı ve kayığın hızı çarpı 6 değil mi aldığı yol? O zaman akıntı artı kayık eşittir 9. Geriye doğru geliyorum. Bak kayık geliyor. 54 eşittir K eksi A çarpı 18 diyorum. Ne oldu? K eksi A da eşittir 3 geldi. Neyi soruyor sana? Bak akıntıyı soruyor. O zaman kayıkla işim var mı? Yok. Kayıkla işim olmadığı için ne yapıyorum? At buradan kayığı artı eksi 2 tane A 6. A nedir? 3. Demek ki akıntının hızı neymiş? Evet işte 3 kilometreymiş. Tamam. Mantık bu. Ve geldik tren tünel sorularına. Burada da şöyle düşüneceksiniz. Hani ÖSYM tren tünelle ilgili son yıllardan soru sormuyor ama mantığını bilelim. Buradaki olay şu. Bir tren tüneli geçerken ne yapar? Kendi boyu yani ben bunun boyuna A diyeyim ve tünelin boyunu alır. Yani nedir? Tek buradaki mantık bu. Şöyle düşüneceğim. Trenin boyu A olsun. Tünelin boyu da B olsun. Trenin hızına V diyelim. Trenin tünele girip çıktığı sürede T olsun. Nedir biliyor musunuz aldığı yol? Yani A artı B kendi boyu artı yani tünelin boyu. Şöyle düşünün buradan gelecek. Tam buradan aldı hop bir de çıkması lazım. Çıkması gerektiği için A artı B alıyorum. A artı B diyorum. V çarpı T. Burada sadece şuna dikkat edin. Birimlere dikkat edin. Mesela trenin hızı ne olur biliyor musunuz? Kilometre cinsinden verir. Atıyorum bunun boyunu metre verir. Geçtiği sürede dakika verir. Ne demiştim? İlk başta hızın birimi neyse kilometre bölü saatse sen yolu kilometreye çevireceksin. Saniyede geçiyorsa atıyorum oradaki süreyi de saate çevirmek zorundasın. Bunlara dikkat. Bakalım o zaman. Şimdi diyor ki bize saatte 120 kilometre hızla giden bir tren 500 metre uzunluğundaki bir tüneli 18 saniyede geçtiğine göre trenin boyu ne? Şimdi bakın arkadaşlar benim bir trenim var doğru mu? Bunun hızı ne? İşte atıyorum 120 kilometre bölü saat. Burada da bir tünel var. İlkokulda resmin 5'li demiştim. Alın size ispatı. Hemen şöyle de bakın. Şöyle göstereyim. Şöyle tüneli çizdik. Şimdi buradan bunun boyunu sorduğu için trenin boyu x olsun. Ne yapıyormuş? 500 metre boyundaki uzunluğundaki bir tüneli 18 saniyede geçiyor. Bak şimdi şöyle düşüneceğim. Bir tren tüneli geçerken kendi boyu artı tünelin boyu diyorum. Peki bunun hızın birimi ne? Kilometre bölü saat. Tamam kilometre bölü saatse yapmam gereken ne? Yani yol eşittir hız çarpı zaman ya. Hız zaten 120. Zaman ne? 18. Dikkat. Saniye. Bak saniye saate dönecek. Ne olur? Bölü 60'a dakika. Bir daha bölü 60'a saat. Peki bu ne? Metre. Ne yapıyorum o zaman? Metreyi kilometreye çevirirken bine bölmek zorundayım. Onun için ben burayı bine bölüyorum. Şimdi buradan sonra da başlıyorum sadeleştirmeye. 2 tane 0 gitti. Bakın. Geldim 6 sadeleştirdim 3 sadeleştirdim 20 burası ne oldu 60 60 çarpı 10 600 x artı 500
eşittir 600. X de ne geldi? Tabii ki de 100. Bize zaten neyi soruyor? İşte bunu soruyor. 100 metre uzunluğundaki bir tren olmuş oluyor. Bu hızlı tren değil. Demek ki şehirler arasındaki normal yük treni diyebiliriz. Şimdi geldik 30'a. Bakın burada da diyor ki bize uzunlukları sırasıyla 3 kilometre ve 1900 metre olan iki tünelden 3 kilometre ve 1900 metre olan iki tünelden birincinin bitiş noktasıyla ikincinin başlangıç noktası arasındaki uzaklık 14 kilometre. Şimdi tamam, benim bir tünelim var, bu bir. Bir de bunun başlangıç ve bitiş arasında bir ara mesafe var, bu da iki. Şimdi bu ne? 3 kilometre, 1900 metre, 14 kilometre. Bakıyorum uzunluğu 100 metre olan, saatteki hızı 76 kilometre olan bir tren birinci tünele girdiği anda, bak tren buradan girdiği anda ikinci tünelden diyor ne oluyormuş? Kaç dakika sonra tamamen çıkar diyor. Şimdi uzunluğu 100 metre olan bir trenim var ve saatteki hızı ne? 76 kilometre bölü saat, saatteki hızı diyor. O zaman her şeyi kilometreye çevirin. 3 kilometre. Bakın 3 kilometre. Şimdi 1900 diyor, ya da istiyorsanız metre olarak toplayalım. Yani 3 kilometre nedir? 3000 metre. Bakın 14, şurası neydi? 1900 metre olan, tamam burası 1900'müş. 1900 metre değil mi şurası? Ve burası ne? 14 kilometreymiş, 14.000. Şimdi hadi bakalım bunu tek bir tünel gibi düşünelim. Şöyle düşüneceğim. Birleştir burayı. Bakın burada bir tünel varmış gibi düşün. 100 metre uzunluğundaki bir tren. 3000. Ne oldu? 1900 daha ve 14 daha. Bu şekilde toplayacağım. Yani 100'de 1900, 100 daha ne oldu? 2000 oldu. Yani 2 kilometre. 2. 3 daha 5. 14 daha ne oldu? 19 oldu. Yani topladığında sen ne oluyor? 19.000, yani aslında direkt yazabilirim. 19 kilometre oldu burası. Yazalım o zaman. 19 kilometre eşittir. Hız ne? 76 çarpı T diyor. O da saat cinsinden. Bakın tekrar söylüyorum. 100 metre, 3000, 3 kilometre. Burası zaten 14 kilometreydi. 1900 metre nedir? 1.9 kilometre. 1.9, 100 daha ne oldu? 2. 3 daha 5, 14 daha 19 kilometre. 76 çarpı T. T ne geliyor? Sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 4 saat geliyor. Bakın saat cinsinden, çünkü kilometre bölü saatti. Neyi soruyor? Kaç dakika sonra çıkar? Tamam. Bunu da hemen dakikaya çevirelim. 1 bölü 4 çarpı 60 saat dakikaya çevrildiğinde o da nedir? 15 dakika sonra ne oluyor? Tamamen tünelden çıkmış oluyor, ikinci tünelden. Mantık bu. O zaman ne yapalım? Burada duralım. Güzel sorular çözdük. Bakın hızla ilgili artık yani olabildiğince olayı anlatarak detaylı bir şekilde gidiyoruz. Ve bir sonraki videoda artık yine efsane sorular sizi bekliyor. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.